Selam, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size çiçekleri geçmiş, dalı sararmaya başlamış orkideme yapacağımız uygulamayı uygulamalı bir şekilde göstermek istiyorum. Şöyle Phalaenopsis kimono pelorikti. Çok güzeldi. Daha son çiçeğini düşürmeden yaprağını sarartmış. Biz de mecburen şu ilk çiçeğin altındaki boğumun üzerinden şuradan kesip tarçına bulayıp üzerine de folyo saracağım. Bu şekilde sararmayı durdurabilmeyi umuyorum. Zaten o kısma kadar sararmış. Şuraya kadar. Bunun altında zaten boğumları aktif gibi. Yok, bura değil. Şuradan keseceğiz. Şurada boğumlar aktif. Bakın. Netleştirdim. Şöyle altındaki boğum da aktif. Tam şu kısımdan, hemen şu boğumun alt tarafından keseceğim. Çünkü folyo sardığım zaman bu alttaki boğumun kapanmaması gerekiyor. Şu kısımdan keseceğiz. Tarçınlayıp folyoyu saracağız arkadaşlar. Şu an çekim yaparken kesemem. Çekimi durdurup kesiyorum. Evet. Dalını kestim. Şöyle göstereyim. Şimdi bu kısma şöyle parmağımızın ucuyla tarçın süreceğiz. Bu şekilde hem suyunu alacak hem de mantar bulaşmasını, dalın sararmasını önlemiş olacağız. Sadece tarçın sürseniz de olur ama bazen sadece tarçın sararmayı engellemiyor. Şöyle hem tarçın hem de folyo yapacağız. Şöyle küçük bir folyo parçasını aldım. Zaten bu hemen şekil alıp hava almasını engellediği için şöyle sıkı bir şekilde gevşek olmasın. Tekerle sarmak biraz zor ama kıvrak bir şekilde sarmamız gerekiyor ki hava almasın. Sararması dursun. Evet. Şöyle tam sabitledim. Evet arkadaşlar, şu an bundan sonra bu uygulamadan sonra boğumlardaki dal veya keki pek zannetmiyorum. Genç bir orkide olduğu için büyük ihtimalle bu dallar gelecek. Bundan sonra küller yapacağız. Küllerden önce çiçeksizken özellikle sıvı besin vermenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde büyüyeceklerini umuyoruz. Evet. Son halimiz de böyle. Evet. Şöyle alt kısmından yeni kökler de geliyor küçük küçük. Gelişimini hep birlikte izleyelim. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.